Tanıdığınız bir konuk. İzmir'in tanıdığı bir konuk. İzmirlilerin yakından tanıdığı bir konuğumuz var. İyi Parti İzmir İl Başkanı Sayın Osman Kırkpınar. Günaydın başkanım. Günaydın. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Nasılsınız Sayın Başkanım? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Daha iyi olacağız inşallah. Zayıflamışsınız başkanım. Evet. Son gördüğümden beri. Evet. Biraz. Sırrı ne başkanım bunun? Vallahi bunun... Çok da iyi olmuş bu arada. Evet. Hem biraz yediklerimize dikkat ettik bu salgın dönemi, karantina döneminde. Biliyorsunuz ben 14-14-28 gün karantinada kaldım. O arada hem egzersiz hem beslenme konusunda dikkat ettim. Kiloyu bu hale getirdik. Ama bence en önemlisi sahada koşturmanız çok etkili olmuştur başkanım. Evet. Durmuyor İyi Parti İzmir'de. Yani evet. Sürekli sahada. Doğru. Biz rahat edin başkanım, pandemi... çıkarın. Evet. Rahat edin. Peki. Pandemi sürecinde de Ramazan'a denk gelmiş 30 günlük bölümde de bütün teşkilatlarımız, bütün teşkilat mensuplarımız milletin bir kesimine, ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı, nakdi yardım ve benzeri lojistik destek sağlamak gibi, yani bazı insanları bu şehirden başka bir şehire göndermek gibi bir durum da hasıl oldu. Araç temin ettik. Bütün teşkilat o süreçte bile dinamizminden, inancından hiçbir şey kaybetmedi ve hala daha aynı dinamizmi koruyorlar. Biraz da geçtiğimiz pazar günü yenilenmiş yönetim kurulumuzda, yaptığımız kongreyle yönetim kurulumuzda da değişiklik oldu. Bazı arkadaşlarımızla ayrılmak durumunda kaldık. Bunların hepsi geçmişte çok büyük emekleri olan insanlardır. Ama mazereti olanlar vardı. Taze güçler de geldi. %30, üçte bir gibi bir değişiklik yaptık. Biraz da gençleştirdik yani. Mazeret olan arkadaşlarımız var. Sen genel başkan da bu konuya çok hassas yaklaşıyor. Evet. Genç, kadın, genç. Kotamız var. Evet, biliyorum İyi Parti'nin. O konuya geleceğim. Hayırlı olsun bu arada kongreniz. Çok teşekkür. Başkanım, konuşulacak çok şey var ama tarz olarak da ben istiyorum ki insanlar konuşulmuş konuları tekrar dinlemesinler. Konuşuluyor zaten. Yani sosyal medya var, bu 2020 yılını yaşadığımız bugünlerde vesaire birçok sorun. Ben hani şunu söylemek istiyorum. Geçen gün sohbet ederken de önemli bir İyi Parti yetkilisiyle, genel başkan yardımcılarımızdan birisiyle, İzmirliyim, buradan açıldı mevzu. Dedim ki İyi Parti il başkanı savaşıyor burada dedim. Benim vatandaş olarak gördüğüm. Abi dedim, yani Sayın Başkan yanlış anlamayın dedim lütfen. Ben Antalya'da il başkanlığı yapmak isterim dedim İyi Parti'nin. Çünkü müthiş bir tavan var. İzmir'de de var. Konya'da yapmak isterim dedim. Kayseri'de, Yozgat'ta yapmak isterim. Ama İzmir'de dedim çok değişik kesimlere hitap etmek zorundasınız. İyi Parti kurulduğu günden bu yana hep mücadele, hep savaşçı. Yani genel başkanı hatırlar insanlar, ne zorluklarla o kongre dönemine geldi. İzmir'de de aynı genel merkez gibi zorluklarla savaşan bir anlamda cesur yürekler var başkanım. Bu nasıl bir duygudur? Şimdi tabii zor şartlar altında, büyük engellemelere rağmen, bu engel tabii toplumun içinden kaynaklı bir şey değil. Yani mevcut 16-17'lik o dönemde hükümet, bizim partimizin kuruluş aşamasında, genel başkanımızın öne çıkmasıyla partinin kuruluş aşamasında bir sıkıntı yaşayacağını hissederek 25 Ekim'de kurulmuş partimize 24 Haziran seçimlerine kadar, yani bakın 6-7 aylık bir partiyken, 7 aylık bir partiyken seçimlere girdik. O süreci tekrar anlatmama gerek yok. Otel tutulmuş, tanıtım yapılacak, toplantı yapılacak. Kaporası ödenmiş. Kapora geri veriliyor bir gün kala. Biz size burada bu hizmeti veremeyiz deniyor. Bırakınız o kuruluş aşamasını. Genel başkanımız 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı adayı. Milletvekili seçimleri var. Milletvekillerimiz seçilecek. Gaziantep gibi bir yerde Osmaniye'ye geçiş yapmak için genel başkanımızın konvoyu çöp kamyonlarıyla bariyer oluşturarak geçilmesine izin verilmedi. Ki Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı da bir hanımefendi. Evet. Evet. Maalesef bunları yaşadık. Düzce'de. Sonrasında beklenti çok yüksekti gerçekten. Yani İyi Parti gümbür geliyor derken bazı iç dinamikler diyelim, bazı da dış
dinamikler partimizin önüne bir engel koydular. Bu hem Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili hem de milletvekili seçimleri sürecinde yaşandı. Ama her şeye rağmen bugün 2,5 yıllık bir partiyiz. Daha henüz 3 yılımız olmadı. Ekim ayında da olacak. Parlamentoda güçlü, dinamik bir grubu var. Türkiye'nin son 20 yılında görülmemiş bir dinamik grup var. Bakın. Gündemi belirliyor şu anda. Şu anda gündemi belirliyor. Ve 2018 yılının hemen seçimlerden sonra açılan parlamento 27. dönem Ocak ayına yakın malumunuz bütçe geldi. Bu bütçede yani hükümetin yıllık bütçesinde bütçe üzerine genelde konuşmacılar çıkar, gündem dışı söz alır, konuşur. İşte bütçeden başlar. Efendim Çorum'un Sungurlu ilçesinin bir problemini anlatır. Ama asıl olan orada o bütçenin irdelenmesi, değerlendirilmesi ve geçmişle ilgili bilgiler ışığında bugünkü getirilmiş bütçenin yarın nelere mal olup ya da nelere mal olmayacağı. Genel başkanımızın talimatıyla grup sözcülerimiz, milletvekillerimiz sadece ve sadece bu bütçe görüşmelerinde konuyla ilgili. Yani o ilgili bakanlık diyelim Milli Eğitim, Turizm ve Tarım Orman Bakanlığı'nın bütçesi geldi. Bu bütçeyle ilgili hem tarım hem turizm hem de milli eğitimle ilgili geçmiş dönemde yapılan yatırımlar, yanlışlıklar, bütçenin değerlendirilmesi yani hangi bütçeyle neler yapıldı aslında daha neler yapılmalıydı. Yani odaklandığı yer konuşmacılarımızın hepsinin memleketlerinde, ilçelerinde, illerindeki problemi anlatmak değildi. Bunu yaptık bir. İki, Sayın Genel Başkanımız yakın dönem tarihinde siyasi partilerin liderleri içinde parmakla gösterilecek bir iş daha yapıyor. Kullandığı dil ve üslup. 18 yıldır, biz geleli 2-2,5 yıl oldu diyelim, 16 yıldır hükümetin parlamenter demokratik sistemde olsun, tek başına işte Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde olsun, Cumhurbaşkanlığı'nın, parti genel başkanlığı'nın parti grubunda gündemle ilgili, o gün gündemle ilgili bir şey söylüyor. Herkes onun arkasından o gündemi bir hafta konuşuyor. Halbuki o arada o gündemle millet uğraşırken gece torba yasaların içine istedikleri yasaları yerleştirip sabahta takır takır geçirip gidiyor. Biz buna o fırsatı vermedik. Gündemi muhalefet yaratmalı. İktidar zaten icranın başı. Evet. Ama toplumun bütün kesimiyle ilgili, her sosyal katmanla ilgili eksik olan, yanlış olan, yanlış giden hangi konu varsa, milleti ilgilendiren konu, hangi konu varsa onu mevcut hükümetin ilgili bakanlarına, meclis grubunda konuşarak iletmek doğru olduğunu hesaba katarak bu yolu yöntemi izlemeye başladı. Bu pandemiden önce yani 2019'un Ekim ayı başında Genel Başkanımız İstanbul'da üye kayıt kampanyası başlattı. Evet. Bütün Türkiye'de İyi Parti hep birlikte üye kayıt seferberliği ilan ettik. Ardından bizimize de bir toplantımız oldu. Çok güçlü bir toplantı oldu. Çünkü bizim yani benim atandığım dönem 18 Ekim 2018'den 17 Kasım 2019'a kadar 4800 olan üye sayısını biz 13.000'e çıkardık. Ardından Sayın Genel Başkanımız bir yandan teşkilatı motive ederek üye kayıtlarının artırmasını sağladı. Bir yandan da Antalya'da başlamak üzere Kasım ayı sonuydu. İllerin en işlek caddelerinde, ilçelerin en işlek caddelerinde veya arka sokaklarında doğrudan esnafla temas edip esnafın derdini dinledi. Antalya, İzmir, Edirne, Balıkesir, Bursa, yani hem Akdeniz bölgesinde, hem Ege bölgesinde, hem Marmara'da hem Trakya'da. Hesap ve planlama şuydu. Sayın Genel Başkanımız daha sonra Edirne bittikten sonra ve Balıkesir bittikten sonra Doğu ve Güneydoğu'ya gidecekti esnaf ziyaretlerine. Esnafın derdini o süreç içinde grup kürsüsünde, salı günleri önceden yapılırdı. Grup kürsüsünde esnafın dilini, esnafın diliyle derdini, millet kürsüsünde
bu ülkenin yöneticilerine seslendi. Sonrasında kırılgan bir ekonomi yaşadığımız süreçte bir de bir salgın yaşadık. Hatırlayın, Hazine ve Maliye Bakanı burası çok önemli deyip her gün bir planlanmış veya spontane mi gelişmiş bilmiyorum bir şeyler yazardı. İşte COBİ desteklenecek, ihracatımız şöyle olacak. Niye ihtiyaç duyulmuştu? Ekonomide bir düşüş başlamıştı. Tüm dünyada olduğu gibi. Olduğu gibi. Gözle görülür, elle tutulur derler ya yaşadığımız şey. Biz burada şunu yaptık. Sayın Genel Başkanım, Meral Akşener Hanımefendi bir millet masası meselesini ortaya çıkardı. Dedi ki yani bir masa biz, etrafında buluşalım. Evet. Bu masa etrafında siz olun, Cumhur İttifakı'nın paydaşları, büyük ortak, küçük ortak. Bu tarafta da biz olalım ama kimi çağırırsanız çağırın. İsterseniz herkesle tek tek görüşün, isterseniz hepimizi bir arada görüşün. Çok naif bir istek değil miydi bu? Elbette ki. Yani bunda ne var? Bunda kaçınılacak ya da bu masayı reddedecek ne tip bir gerekçe buldunuz da kiminiz alay aldınız, kiminiz görmezden geldiniz ve yok saydınız. Şimdi bunun ardından Sayın Genel Başkanımız baktı ki bu masaya kimsenin çağrıldığı yok. Milletin sorunlarını konuşacağız evet, dediği masaya. Tabii orada çözüm bulalım hep yani, beraber. Bu ülkede ekonomik sıkıntıdan sadece mağdur olan yani mağduriyeti olabilecek insanların baktığınız zaman sadece muhalefet değil ki iktidar partisine oy veren insanlar da mağdur oluyor. Şu anda mağduriyetleri onlar da yaşamaya başladılar. Bir kesim hariç. Sonra bu pandemi yani 1 Haziran'dan sonraki süreçte de 2 hafta önce Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde grup kürsüsünden yani milletin kürsüsünden Sayın Genel Başkanımız Ankara Kahveciler Odası Başkanı İsa Güven Bey'i çağırdı. Hani anlatıyorlar diye 100 milyar TL daha alacak. 200'e çıktı. Evet. 400 milyara çıktı. Oysa o çıkan, açıklanan yardımların, desteklerin büyük bir kısmı kimlere değdi, kimlere ulaştı? Bunu biz bilemiyoruz. Ben kendi şahsen bir il başkanı, bir siyasi partinin il başkanı olarak söylemiyorum. Sırada bir vatandaş olarak kendi çevremdeki esnaf, temas kurduğum, yani alışveriş ettiğim, tıraş olduğum, ziyarete gittiğim insanlara soruyorum. Bizde böyle bir şey yok. Bize kimse böyle bir para vermedi. İşçilerimize de kimse vermedi. Başkanım, mesajlar geliyor. Rejideki arkadaşları uyaralım. Sizin de yardımcınız var. Başkanı izlemek istiyoruz. Başkanın da sosyal medya hesaplarından paylaşın arkadaşlar. Rejideki arkadaşlar bakın mesajlar geliyor. Başkanı sadece Time 35 TV'de mi izleyeceğiz diyorlar. Sistem ediyorlar bakın. Evet. Başkanım, İyi Parti Sayın Genel Başkan'ın izlediği strateji, yol haritası diyelim veya izlediği siyaset anlayışı diyelim. Şunu anlıyoruz satır aralarında. Siz İzmir'de de bunu yapıyorsunuz. Kardeşim, kangren olmuş sorunlar var. Bırakın siyaset yapmayı tabiri caizse. Siyaset zamanı değil. Millet aç, işsiz, çiftçi zor durumda, esnaf zor durumda, emekli zor durumda. Çok çabuk unuttuk açlıktan intihar edenleri. Sayın Başkanım. Kendine gaz döküp, benzin döküp yakanları. Siyanür içenleri vesaire vesaire. Toplu intiharlar oldu. Toplu intiharlar ailesiyle, çocuklarıyla vesaire. Bu masayı Sayın Genel Başkan dedi ki siyaseti bir kenara koyalım. Belki de riske etti. Siyasi anlamda riske etti başkan. Oy oranından bakarsanız kullanmadı bunu. Bu argümanı kullanmadı. Oturup çözüm bulalım dedi. Ve reddedildi diyorsunuz. İlginç. Yani ilginçliği tabii çok ilginç ama buna karşılık herhangi bir yeni bir şey geliştirmedi hükümetin tarafı. Yani siz millet masası dediniz ama biz millet masası değil de parti genel merkezlerini işte ilgili bakan diyalog hani, masası. Diyalog masası diyelim. Ama müzakere masası. Böyle bir şeye de yanaşmadı. Anladım. Ya siz böyle bir şeye de yanaşmazsanız o zaman toplumun bütün kesimlerinde olan sıkıntıları esnafınkini çıkarır esnaf kardeşimiz arkadaşımız tarafından gümbür gümbür sayılır söylenir. Genç bir işsiz kardeşimizi çıkardılar. Yüksek lisans yapmış. Yani cevval bir çocuk iş yok. Millet bundan bu dertlerle boğuşurken kör dövüşü oluyor. Grup toplantılarının olduğu güne bakın akşamında bütün yayın organlarında bunu dedi, bunu dedi. Bunu dedi, bunu dedi. Aşağıdaki insandan kimsenin haberi yok.
Var ya da bakmıyor, görmüyor. Ya bakmak istemiyor, görmek istemiyor. Siz ne istemiyor. Görüyorsunuz İzmir'de başkan? Ben İzmir'de gördüğümü söyleyeyim. Çünkü sahadasınız sürekli. Evet. Ekipleriniz sahada. Bakın benim gençliğim, çocukluğum gecekonduda geçti. Gecekonduyu başkaları filmlerde izlemiştir, kitaplarda okumuştur. Ben 1971'den 96'ya kadar Gümüşbala'da kaldım. Yani şimdiki Bayraklı sınırları içinde olan Gümüşbala'da. Pirket evler. Gelir düzeyi düşük aileler. Evet, sokak çeşmeleri. Mahalledir orası. Sokak çeşmeleri bakın. Herkesin evinde hortum var. Çeşme olan uzaklığı kadar. Herkes birbirine saygı duyar. Mahalle çeşmesinden hortum bağlanırdı. Evlerdeki bidonlar testiler doldurulurdu. Ben böyle bir ortamdan gelmiş bir insanım. Ben orayı iyi bilirim. Ben oraya geçen yılın Kurban Bayramı'nda... Başkanım sizin yatınız falan da yoktur Allah bilir. Yok değil mi başkanım? Yok. Evet. Evet, oturdum, helal paramla aldım, bir evim var. O da bize yeter. Eyvallah. Ben oradaki insanları geçen Kurban Bayramı'nda ziyaret ettim. Tek başıma, şoför, yardımcı, hiç kimse yok. Gittim oturdum. Çay içtik arkadaşlarla. Tabii gören gelen, o dönemde de yeni il başkanı olmuşum birkaç aylık. Tebrik eden. Ne salgın var ne bir şey var. Bakın geçen senenin Kurban Bayramı neredeyse bir yıl olacak. Ya sokaktaki insanın huzursuzluğunu, mutsuzluğunu, evlerine girdiklerinde mutlu mu olacağını zannediyorsunuz? Sokakta insanlar huzursuz, evlerinde de mutsuz. 4 kişilik bir aile. Anne baba, baba emekli. Anne ev hanımı. Çocuğun biri liseye gidiyor, biri üniversiteye gidiyor. Bunlara cep harçlığı lazım. Aldıkları burslarla falan, devlet bursuyla karınlarını doyuramazlar. Bu ailenin, bu emekli babası günlük iş bulursa gidip çalışıyor. Tanıdığım, bildiğim insandan bahsediyorum. Farazi bir şeyden bahsetmiyorum. Onu öyle koyduk kendine. Evlerine doğru düz et girmiyor. Yani temel protein kaynağıdır et. Haftada girmiyor, ayda girmiyor. Bu insanların hayır ekseriyeti gecekondularda. Allah'tan ki öyle bir geleneğimiz, öyle bir kültürümüz ve yapımız var. Memleketten, Kırşehir'den, Nevşehir'den, Tokat'tan, Çorum'dan gıda maddesi geliyor. Tarhana gelir, bulgur gelir, fasulye gelir. Bunlarla geçiniyorlar. Oradaki akrabalarından, aile büyüklerinden gönderilenler var. İşsizlik, işsizliğe baktığınız zaman hükümetin 18 yıllık geçmişinde tarihi bir işsizliğe geldik. Geçen yıldan, evvelsi yıldan bu belliydi. Giderek. Çünkü kırılgan bir ekonomiden, ya ekonomimiz niye birdenbire kırılgan oldu? Yani niye 2008-2009'daki o şaşalı likitlerin bol olduğu, dış yatırımların ülkemize geldiği dönemde kırılganlık yoktu, şimdi var? Çünkü bu milletin hak ettiği milli gelirden pay almasının önüne geçtiler. Ulüfe dağıtır gibi sosyal yardım adı altında insanlara küçük küçük paralar vererek gözlerine perdeyi indirdiler. Tayyip Erdoğan'dan önce, Sayın Tayyip Erdoğan'dan önce bu paralar verilmiyordu. O giderse kim gelir verir mi belli değil ama o veriyor. Oy deposu. Dışarıdan aldığımız borçlanmayla, fonlarla, çeşitli fonlarla ve devletin hisse ve tahvil borçlanmasıyla buralara yatırımcılar geldi. Bankalar satın aldılar, fabrikalar satın aldılar. Bu bir kaynak yaratmadır. Bu güven ortamında olur bu işler. Size güvenirse, hukukunuza, demokrasinize, adaletinize güvenirse gelir yatırım yapar burada. Yatırımdan ne olur? Vergi alırsınız yatırımcıdan. İhracat kaleminiz buradan yapıldığı için ihracat kaleminizde bir katkı olur. Katma değer yaratılır. Sigorta primi toplarsınız. İstihdam alanı açılır. Gelir seviyesi yükselir. Evet. Şimdi niye gelmiyor bu yatırımcılar? Ya da bu yatırımcıların 1 Ocak 2020'den 30 Nisan 2020'ye kadar olan süreç içinde pandemi de var. 8,5 milyar dolar bu ülkeyi terk etti. Nasıl terk etti? Al tahvilini, ver paramı dedi. Çıktı. Şimdi biz niye diyoruz tek adam rejiminin bu ülkeye, bu millete bir şey sağlamayacağını niye iddia ediyoruz?
parlamenter sisteme dönelim diye evet, söylüyor. Evet, mücadelemiz yani. O. İttifakı kurmamızın temel sebebi de o. Yani ittifakın büyük bileşeni dediğimiz Cumhuriyet Halk Partisi ile ortak yolculuğumuz da bu. Eğer ülkede tek adam rejimi, bakın bu tek adam rejimini AK Partili arkadaşlar duyduğu zaman bozuluyorlar. Peki. Bakan açıklıyor. Bilim kurulu söylüyor, bakan açıklıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı. Bu ülkenin sağlığıyla, insanın sağlığıyla ilgili bir mesele. Sabah AK Parti Genel Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı, gönlüm razı gelmedi, serbest. Şimdi neresinden bakarsanız bakın, yönetim anlayışıyla ilgili o kadar çok söylenecek şey var ki. Bu bir magazinsel oldu artık yani. Efendim falan yere atama yapılmış, filan yere atama yapılmış. Ya siz kendinize dönün bakın. Medar-ı iftiharımız tamam, sevdiğim de bir kardeşim. Aslan gibi de bir güreşçimiz. Ama siz onu alıp da ne eğitimi müsait, ne bilgi birikimi müsait. Hiçbir şey müsait değilken Vakıfbank'ın yönetim kurulu üyeliğine getirmenizin sebebi ne? Maaş. Maaş. Spor Bakanlığı'nda, federasyonda, güreş federasyonunda önemli bir göreve getirse yani, kim itiraz edebilir? Hiç kimse itiraz etmez. Hatta desteklenir. Desteklenir. Çünkü Türkiye'nin sıfırdan geliyor. Yani köy çocuğu köyden geliyor. Yani, dünya şampiyonu Türk bayrağını defalarca tabii. Şimdi medar iftiharımız. Aslında ona da zarar veriyor bu şeyler. Şimdi ben ne aklıma geldi biliyor musunuz? Doktoralı, yüksek lisanslı, eğitimli, donanımlı, birkaç dil bilen, gencecik insanlar. Belediyelerin personel dairelerine müracaatlar. İşkura müracaatlar. Size müracaat. Bize kıyamet gibi müracaat var. O ayrı bir konu, ayrı bir dert. Evet. Şimdi bu insanlara alan açıp istihdamın kalitesini artırmak yerine, verimliliği artırmak yerine. Ya bu benim eski milletvekilim, bu benim eski il başkanım, bu benim eski genel müdürüm, bu benim eski bakan yardımcım. Yani bakan yardımcım ayrı bir şey. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı. Varlık fonunda değil mi şey? Üç devlet bankası. Bir tanesi de Vakıfbank. Yönetim kurulu topladı. Dış ticaret açığı veya işte kredibiliteyle ilgili bir konuda ya da bu swap anlaşmalarında dönüp de bizim Hamza kardeşimize mi soracak? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz diye. Hamza Yerlikaya güçlü, kuvvetli, aslan gibi bir güreşçimiz, medar iftiharımız. Ama oraya oturtursanız aşağıdaki insanların, onu görenler tabii, hiç göremeyenler var bir de onu da söyleyeyim. Yani bu ülkede bir kitle var. O kitle televizyonu açar, haber çıkarsa o kanalı değiştirir, dizi film izler. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor farkında değil. Nasıl farkına varacak? Tencere kaynamamaya başladığında farkına varacak. Boş olduğunda. Boş olduğunda. Şimdi tencere yavaş yavaş boşalıyor. Rahmetli Süleyman Demirel'in sözünü hatırlar evet. mısınız başkan? Evet. Boş tencere iktidarı götürür. Millet hakikaten zor durumda mı başkanım? Sahada ne duyuyorsunuz? Yani demin bir örnek verdim. Geçen Kurban Bayramı ile ilgili. Ya şurada otururken binamız bu tarafta diye. Yani sizi böyle duygulandıran, gözlerinizi dolduran olaylar yaşıyor musunuz sokakta? Elbette ki. Elbette ki. Gencecik bir çocuk gelmiş. Birilerini saydı isimlerini. Baktım doğru. Yani refer ediyor onları. Benim de 160 liraya ihtiyacım var başkanım. Pırıl pırıl bir çocuk. Bir yere müracaat etmiş. O yerin anlaşmalı bir sağlık kurulu varmış. Özel sektör. Orada gidip tahlillerini işte o şeyde çok da büyük para, 160 lira. Bu çocuğun gözleri dolu dolu. Borç istiyorum başkanım. Kaç yaşında başkanım? 23. Yani askerden yeni gelmiş. Bir sene olmuş. Delikanlı bir çocuk. Delikanlı. Aslan gibi de. Alican diye bir çocuk. Alican Yavuz. Kaydı kuydu var. Benden borç aldı. Öyle söylüyor. Öptüm gözlerinden, yola vurdum gitti. Allah işini rast getirsin dedim. Bakın 160 TL'yi işe girecek sağlık kuruluna ödeyeceği parayı anlaşmalı. Dışarıdaki sefer 7-800 lira alacaklar o. Ben sizin hassasiyetinizi biliyorum. Siz de tanıdığım için başkanım. Belli konulara çok hassassınız. Belli konularda yani. Sizin kırmızı çizginiz. Yani siz siyasi bedeller ödemiş bir insansınız. Siyasi ihbal gözetmeden maddi manevi bedeller ödemiş bir insansınız İzmir'de. Yakından tanınıyorsunuz zaten. Ben de sizi yakından tanıyorum. Hassasiyetinizi de biliyorum. Şöyle lanet olsun dediğiniz zamanlar oluyor değil mi başkanım? Yani bunu da mı görecektik?
tam olarak öyle düşünebilir miyim bilmiyorum. Ama yani lanet olsun değil de. Vatandaşın durumunu gözlemlediğinizde evet. O açıdan söylüyorum. Öyle yukarıya yani, bakıp. Bu mudur kardeşim? Yukarıya bakıp bu ülkeyi evet. Yönetenlere yazıklar olsun demek çok yaptığım bir şey. Yani bu insanlarla karşılaştıktan, onu uğurladıktan sonra yazıklar olsun. Şimdi sayın izleyiciler, neden böyle konuşuyoruz sayın başkanla? Sorular falan geliyor, mesajlar geliyor vesaire. Biz büyükşehirin atamalarını konuşabiliriz. Efendim sayın Musavat Dervişoğlu gerekli olan açıklamaları yaptı zaten kongrede. Gerekli olan hassasiyetleri herkes belirtti. Sayın başkan da belirtti. Parti genel merkezinden de belirtildi. Sayın Musavat Dervişoğlu da belirtti. Bunları konuşabiliriz. Mesajlar geliyor. Fakat konuşacağımız şeylerin size dokunmasını istiyoruz. Yani biz atamaları konuşursak, parayı, bayrağı vesaire konuşursak size dokunmaz. Sayın Başkan'la yayın öncesi konuştum ve Sayın Başkan dedi ki ben sahadayım kardeşim dedi. Sahadayım. Bu milletin derdine derman olmak için sahaya çıkıyorum dedi. Hikaye anlatmak için çıkmıyorum dedi. Senin programında da Mustafa'cığım dedi hikaye anlatmayacağım dedi. Dert, bu sorun var. Derde nasıl derman olacağız kardeşim? Benim meselem vatandaş, sokaktaki Ali, evde oturan Ayşe teyze, çocuğuna servis parası ödeyemeyen insanlar dedi. Okullar açılıyor. Herkes kara kara düşünüyor. Kirasını ödeyememiş. Ev kirasını. Kaç başvuru var başkanım il başkanlığına? Böyle yani bir takribi. Yaklaşık bundan bir 20 gün önce yani bu 23-24 gün önce 1 Haziran'da baktığımda 1800 civarında başvuru var. Bakın insanlar işsiz kaldı. İnsanlar işsiz kaldı. Yetmedi. İş yerlerini açan esnaflar da günlük kapasitenin satış, hizmet, yani berberse hizmet veriyor, manavsa satış yapıyor. %70 küçülme var. %30 da iş yapıyor. Yani personel çıkarıyor. O çıkardığı personel nereye gidecek, ne iş yapacak? İşsizler ordusuna. İşsizler ordusuna dahil olacak. Yine aynı şekilde kahvehaneler. Bakın. Önemli değil mi? Çok önemli. Kahvehanelere deşarj olma yeridir. Fakir fukaranın deşarj olma yeridir kahvehaneler. Ama kahvehaneler 1 Haziran'da açıldı. Tavla oynamak yasak. Efendim okey oynamak yasak. Domino oynamak yasak. Kağıt oynamak yasak. Bilardo oynamak yasak. Kahveler açık. Şimdi düşünün. Bir sabah erken gelir. Ocakçıdır. Sabahçı durum. Erken 5'te açar. Çay demler. İlk saat 8-9'a kadar kalır. 10'a kadar kalır. Onda ikinci ocakçı gelir. İki garson gelir. Bir de oranın mal sahibi var. Kahveci var. Şimdi bu oyunlar yasaklanmışken bu kahvehanelerin kiralarında bir düşüş mü oldu? Veya devlet dedi mi? Biz devlet dedi mi ki biz ödeyelim. Biz ödeyelim. İşte çıktı kahveciler odası başkanı anlattı. Benim Kahir ekseriyette mülk sahipleri bir kira benden olsun demiş. Diyor ki İsa Güven. Bir kirayı da biz ödeyelim ama bir kirayı da devlet ödesin. Devlet ne için vardır? Milleti için vardır. Sosyal devlet. Elbette ki. Devlet çağırıyorsunuz, günü geldi mi askerlik yapıyor. Ticaret yapıyorsa vergisini veriyor. Akla gelmeyecek vergi topluyor devlet. Peki milli gelirden batıda %12-13'lere dayanmışken, milli gelirin %13'ü sosyal yardım olarak verilmişken, siz niye %4'lerde tuttunuz bu işi? %4'te tuttunuz. Bir de onun yansıması var. Yansımıyor. Halka yansımıyor. Evet. Yansımıyor çünkü niye? Açıkladıkları şeylere bakar mısınız? 14 Mart Cumartesi günü pandeminin açılışı ülkede ilk vaka 10 Mart 4 gün sonra. İstanbul'daki ofiste Cumhurbaşkanı heyeti toplamış. Eski meclis başkanı, Hazine Bakanı önde oturuyor. Arka sırada top başkanı, işverenler, siyasiler, bakanlar. 100 milyar açıklandı. Bunun 2 milyarı doğrudur. Zaten daha önce dağıttıkları 2000 aile var. Binerli. 2 milyon aile var. Onlara binerli dağıttılar. Tamam, o tamam. Peki kalanı neydi? Şehirler arası giriş çıkışı yasakladınız. Hava yolunu yasakladınız. Uçak biletlerindeki KDV oranını %18'den %1'e düşürdük dediniz. Yani buna kargalar da gülmez. Ünlü matematikçilerin, fizikçilerin oturup bu konu hakkında tez yazması lazım bana göre. Hem öyle hem de ekonomistleri.
Şimdi başka... aynı şekilde, pardon, şunu da söyleyeyim. Aynı şekilde o kriz, o pandemi konut satışlarında ilgili bankalara ve özel bankalara bir talimat verdik dedi. Bundan sonra hani bir ev alacaksınız, 70 bin liranız var. 30 bin lirasını siz veriyorsunuz, kaynak olarak da banka veriyor. Bunu diyor %80'e çıkardık. %80 kredi vereceğim. Ev alın diyor. Ev alın diyor. Tamam. Ya adam evine kapanmış, 65 yaşında insan, gelini, damadı ya da oğlu evdeler. Ne olacağı belli değil. Eve kapanmış insanlar. Sizin açıkladığınız şeye bakın. Müteahhitler de fırsata çevirdi bunu. Tabii şu anda yani en ücra köşedeki 2 artı 1'ler 350 bin lirayken şu anda olmuş 500 bin. 500 bin lira. Şimdi Sayın Başkanım, sizin söylediklerinizden şunu anladım. Sayın Genel Başkan'ın söylemleriyle karşılaştırıyorum zihnimde. Diyorsunuz ki bu böyle gitmez. Gitmeyecek. Gitmeyecek. Yani bunu dünyada çevirebilen hiçbir ülke yoktur. Şu anda döviz rezervi eksi. Swap anlaşmalarına gidiyorlar. Yani para kiralıyorlar. Adı Türkçesi odur onun. Al paramı, ver paranı. Ben sana küçük bir faiz ödeyeyim. Sonra değiştiririz. Para kiralım. Bununla ilgili dün New York borsasında Türkiye ile ilgili olumsuz bir haber çıktı. Bu çok önemli. Bizim bu konuda uzman bir arkadaşımız var. O dış dünyayı takip eder. Haftalık rapor verir. Pazartesi değil de dün geldi o haber. New York borsasında da böyle bir sıkıntılı haber ortaya çıktı. Türkiye ile ilgili. Hisse senetleriyle ilgili. Tahville ilgili. Yani bu devlet şu anda borçlanmak da istese maazallah istiyor. Borçlanamıyor. Yineden döndük geldik nereye? IMF. IMF. Oraya doğru gidecek bu iş. Gitmez. Alternatif var mı? Var. Neresi? Londra. Gidersiniz orada teslim olursunuz. Ondan sonra da bu ülkeyi taş çatlasın bir buçuk yıl yönetebilirsiniz. Üç yıl. Bir erken seçim bekliyor musunuz başkan? Ben erken seçim olsun istemiyorum. Niye istemiyorum? Bu noktaya gelmiş bir ekonomiyi bu noktadan çıkarması gereken de bugünkü hükümet. Vatandaşın üstüne ekstra bir yük yüklememek için mi aynı zamanda Sayın Başkanım? Yani şöyle, erken seçimin şartları şu anda yok. 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 Bu hükümet de istemez. Bakmayın siz, gündem oluşturmak için hem siyasi partiler kanununda hem seçim kanununda değişiklik ve önerge sirkülasyonu yapıyorlar şu anda. Neler, ne yaparlarsa yapsınlar. Yapay gündem diyorsunuz. Kesinlikle. Yani yapsalar da sandık geldiğinde bu iş biter. Hiç lamıcımı yok bu işin. İyi Parti il başkanı olarak sormuyorum Sayın Başkanım. Hüsmen Kırkpınar olarak soruyorum size. İzmir'de yaşayan, İzmir'de ekmeğini kazanan, İzmirlilerle beraber olan birisi olarak. İlk seçimde ne bekliyorsunuz İyi Parti'den? Vallahi şimdi bu soru biraz hani... Nereden baktığınıza bağlı bir şey. Ben teşkilatlarıma güvenen bir insanım. Genel başkanıma güvenen bir insanım. Bu performansımızı biraz daha artırırsak, en kötü İzmir'de ikinci parti, en kötü İzmir'de ikinci parti, belki Türkiye genelinde de ikinci parti olabiliriz. Oy oranıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Kurduğunuz ittifak genişler mi başkanım? Yani genişlemesi bence daha iyi olur. Genişlerse iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü ama. Millet İttifakı, Sayın Genel Başkan'ın açıklamalarına dikkat ediyorum. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan'ın açıklamalarına dikkat ediyorum. Tabanda belki buna zıt söylemler vesaire vardır. Evet. Ama ben onun üstüne çok düşmüyorum. Genel başkanların söylediklerine. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı her konuşmasında diyor ki Millet İttifakı. Ben iktidarı. İktidarı, Millet İttifakı. İyi Parti ile beraber işte, evet. Saadet Partisi'nin ismini zikrediyor vesaire vesaire. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in söylemlerine bakıyorum. Millet İttifakı iktidarında aynı söylem. Çok dikkat ediyorlar. Umarım tabandaki yönetici arkadaşlar da buna hassasiyet gösterirler. Genel başkanların hassasiyeti onda da olur. Muhtemelen genişletecekler bu iktidarı ve şahsi görüşüm olarak da çok büyük bir güçle girecek. Çünkü iki tane de parti biliyorsunuz, evet. Seçimden sonra Sayın Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan. Hı hı.
teşkilatlanmaya başladı, partiler kuruldu. İzmir'de onları da takip ediyor musunuz? Muhtemelen arkadaşlarınızdır. Yani tabii. Gelecek Partisi İzmir'deki il teşkilatını kurdu. Görüştük de Cem Yarın Bey'le. Konuğumuz başkanım Cem Bey. Cem Bey misafirimiz de oldu. Pazar günü de kongremize geldi. İştirak etti. Ama şu an sanıyorum Deva Partisi'nin İzmir İl Teşkilatı eli kulağında kurulmak üzereymiş. Tabii Türkiye'de Sayın Seda çok Kaya'nın seslilik ismi geçiyor. Efendim? Seda Kaya'nın ismi geçiyor. Öyle mi? Senin işgalin, evet. Şimdi Türkiye'de çok seslilik iyidir. Bu demokrasinin olmazsa olmazıdır. Tek seslilik veya iki ses konuşsun, bütün sesler sussun. Bunun adına demokrasi denmez. Biz bunu ifade ettiğimiz zaman neredeyse Adem'le Havva'ya götürecekler Türkiye'yi. Ta o tarihten başlayarak getirecekler. Yok efendim o tarihte böyle oldu. Ya buzdolabı yoktu diyor Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Biz geldiğimizde buzdolabı geldi. Bundan 5-10 yıl önce de yine Isparta'da biz kurduk bu üniversiteyi dedi. Üniversite yoktu dedi. Yani ya muhtemelen danışmanları ya da o seçim sürecindeki performans düşüp adrenalin yükseliyor ya. O arada sarf edilmiş sözler gibi geliyor. Ama aynı hatayı başka siyasi partilerin genel başkanları yapsalar, o malum bir medya grubu akşama kadar döndürür onu. Bak böyle dedi, bak böyle dedi. Artık biz kim ne dediye bakmıyoruz. Milletin derdiyle hemhal oluyoruz. Milletin derdini dinleyip, milletin derdini tam da milletin kendi olan bireysel olarak bu işten sıkıntı çeken esnaf, işsiz, çiftçi o milletin kürsüsünden konuşmaya devam edecek. Sağır Sultan'a duyuracağız biz bu milletin sesini. Sağır Sultan'a duyuracağız. Bırakınız öyle Cumhur İttifakı'nın iki partisine tabanına duyurmayı. Sağır Sultan'a duyuracağız. Bu sesi duymazlıktan gelenler önüne sandık geldiğinde hesabı orada verecekler. Bu millet o hesabı düşünüyor, vermeyi düşünüyor. Şimdi süre hızla geçiyor, sonlara doğru geldik ama sizi il teşkilatından seyredenler de var. Sizin teşkilat mensuplarınız başkanım. Kongreniz geçti. Evet. Kazasız belasız huzurlu bir şekilde atlattınız. Girdiniz, güven tazelediniz. Ve şimdi muhtemelen de bir seçim teşkilatı olacak bu. Öyle muhtemelen mi? De öyle gözüküyor. Cumhuriyet Halk Partisi de büyük kurultayını açıkladı. Onlar da teşkilatlanmalarını bitiriyor yavaş yavaş. Nasıl bir performans, nasıl bir harita çizdiniz, neler yapacaksınız? Yani 2-2,5 sene yaptınız sahada vesaire vesaire. Ben hani birçok şeye şahit oldum. Kuruluş aşamasında yaşadığınız zorluklar, biraz önce bahsettik. İzmir olarak kuruluş aşamasında yaşadığınız zorluklar, parti binası tutmadaki zorluklarınız, millet vermek istemedi ilk başlarda size, siz bastırdınız vesaire. Hani derler ya, sırtımızda taşıdık mobilyaları. Evet, şahit olduk bazı şeylere. Şimdi ne yapacaksınız başkanım? Mustafa Bey, biz 29 Mart'ta salgından önce aldığımız kararla kongremizi icra edecektik. 3 Nisan günü de Cuma günü hem İzmir genelinde tespit ettiğimiz bölgesel lokasyonlar olarak baktığımızda Yarımada, Menderes, Küçük Menderes Havzası ve Bakırçay. Burada Genel Başkanımızla 30 Ocak 2 Şubat arasında İzmir'de esnaf ziyareti oldu 15 ilçede. Arkasından Genel Başkanımız bir akşam yemeği verdik il yönetim kuruluna. Orada dedi ki ben Nisan'da da kalan ilçeleri tamamlayacağım. Ama maalesef şartlar değiştiği için o 3 Nisan'a koyduğumuz hedef şuydu. Bu 3 bölge, metropol ilçelerle dahil olmak üzere bu 3 bölge, biliyorsunuz bölge olarak Yarımada'da hem turizm var hem tarım var. Menderes Havzası'nda tarım hayvancılık var, seracılık var. Yine Bergama'da, Bakırçay Havzası'nda tespit ettiğimiz köyler var. Ödemiş'te, Bergama'da, Urla'nın köyleri, Torbalı'nın köyleri. Mahalle oldu ama köy. Buraları ziyaret edeceğiz. Çiftçinin derdini dinleyeceğiz. Biz gidip de biz size bunu yapacağız. Geldiğimizde şu olacak, bu olacak. Artık insanların bunları duymak istemediğinden eminim. Bu yani AK Parti'ye veya ortağına oy vermiş insanlar bile bunları dinlemek istemiyorlar artık.
kendi dertlerinin dile getirilmesini bekliyor. Biz gidip bu arkadaşları, bu çiftçileri tarlalarında, bahçelerinde gidip ziyaret edeceğiz. Hayvan besledikleri, canlı hayvan besledikleri ya da süt ve süt ürünleri yaptıkları mandralarda ziyaret edeceğiz. Onların sıkıntılarını tek tek kalem kalem yazacağız. Belki de izinlerini alarak görüntülü yapacağız bunu. Yani ne mazotla, enerjiyle baş edebiliyor, ne işçilik ücretiyle baş edebiliyor, ne gübreyle, ne ilaçlamayla. Ya, ürün bir şeye yaramıyor. Çünkü emeğinin karşılığını alamadıktan sonra sizin tarımla ya da hayvancılıkla uğraşmanızın hiçbir anlamı yok. Onların dertlerini dinleyip o üç bölge ve merkezden aldığımız notları dosya haline getirip genel merkezimize göndereceğiz. Yine sahadayız diyorsunuz. Yine sahadayız. Biz açılışa, cenazeye, düğüne gitmeyi bir görev gibi görmüyoruz. O bizim genetiğimizde olan bir şeydir. Geleneğimiz. Geleneğimizde olan bir şeydir. Biz insanların aşını ve ekmeğini kazandığı alanlara gitmek istiyoruz. Dertlerini orada dinlemek istiyoruz. Çareyi de yukarıdaki oluşturulan, yani genel merkezimizde oluşturan kurullarda ele alacaklar. Çareleri de gelip tek tek dönüp anlatacağız. Yani gittiğimiz yere dert dinledik geldik. Yok öyle bir şey. Dert dinlediğimiz yerlerdeki insanlarla iletişimi devam ettireceğiz. Ve gidip onlara çarenin ne olduğunu, neler yapmamız gerektiğini, yani kendisine düşen görevleri, ama hükümete seslenmelerini bekleyeceğiz. Hükümetin buradaki teşkilatları, yani il başkanlıkları her iki partinin, gidip onların kapılarını çalıp bizim derdimize çare olun demelerini bekleyeceğiz. Bu onların en doğal hakkı. Biz kutuplaştırarak, ötekileştirerek kendi saflarını sıklaştıran bir siyasi anlayışı reddediyoruz. Cennet gibi bir vatanda yaşıyorsak kardeşçe yaşamak da bizim en büyük hakkımız. Kimin ne meşrepte, ne mezhepte, ne etnik kökende olduğu hiç kimseyi ilgilendirmez. Kimin nasıl giyindiği, öbürünü nasıl giyindiği hiç kimseyi ilgilendirmez. Bir ahlaki kurallar vardır. Bir de devletin yasaları vardır. Siz yasalara uyan, kurallara uyan bir insan olarak bu ülkenin toprakları üzerinde kardeşçe yaşamayı niye başkalarına bırakıyorsunuz? Gelin kardeşçe yaşayalım. Kimseyi ötekileştirmeyelim. Çünkü bu ötekileştirmeden sağlanmış bir fayda gibi gördüğünüz saf sıklaştırıp oya devşirmeniz dün oldu, bugün oldu ama yarın olmayacak. Onu herkes bilsin. Başkanım teşekkür ederim. Ben ağzınıza sağlık. Sağ olun. Çok sohbet uzuyor. Daha konuşacağımız birçok konu var. İlerleyen günlerde tekrar İnşallah. Sizi misafir etmeyi umarız. Son olarak Sayın Başkanım, biliyorsunuz bugün programı da açarken onunla açtık. Sizle de sohbetini yapmıştık. Evet. Ben konuyu açmak istemiyorum çünkü biraz duygulandınız içeride, evet. Gözleriniz doldu. Evet. Ama şimdi mesajlar da geliyor. Eren Bülbül'ün o mesajı atmasının üzerinden 3 yıl geçti başkanım. Doğru. Ne diyeceksiniz? 15 yaşında bir gencecik Türk çocuğu Karadeniz'in o yaylalarında bu devleti bölmeye, bu milleti bölmeye maşa olarak ortaya çıkmış silahlı terör örgütü mensuplarının bulunduğu alanı, yeri askerimize, polisimize yardım olarak, yardımcı olacak, yardım yani. Evet. Anladım başkanım. Ben konuyu açmak istemedim. Mesajlar geldi. Sohbet ederken Sayın Başkan çok duygulanmıştı. Ben böyle gireceğim programa başkanım dedim. O da söyledi. İyi olur Mustafa dedi. Konuyu açmayacaktım. Başkan gene duygulandı. Ama şunu söyleyeyim. 1000 yıldır bu topraklarda yaşıyoruz. Daha binlerce yıl yaşayacağız. Eren Bülbüller her daim olacaktır. Evet. Nefesimiz hiç tükenmez bizim başkanım. Evet. Nefesimiz hiç tükenmez. Bardaklarımız anlamlı değil, evet. Başkanım. Evet. Evet. Havayı biraz dağıtalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Yüreğinize sağlık. Bizim yürekli insanlara ihtiyacımız var başkanım. İzmir'de
Her zaman programda söylüyoruz. İzmirliyiz biz diyoruz. Kangren olmuş problemlerimiz var. Bizi ilgilendirmiyor. Kim yetkiliyse, yerel yönetim mi, merkezi hükümet mi? Kardeşim trafik problemimiz var diyorum. Çarpık kentleşme problemimiz var. Bak Bursa'da, İstanbul'da sel felaketli insanlar öldü. Çok şükür biz can kaybı olmadan atlattık ama ya olursa altyapı problemlerimiz var. Bırakın bu suni gündemleri, işte o ne yapmış da öbürü kimi atamış da öbürü bilmem ne yapmış da. İzmir'de yaşıyoruz ve daha iyisini hak ediyoruz. Yüreğinize sağlık başkanım. Allah sesinizi kısmasın başkanım. Sağ olun. 50 senedir kısılmadı, kısılmaz yok, bundan sonra. Yok, kısılmaz, kısılmaz. Ondan emin olabilirsiniz. Sayın Üsmen Kırkpınar, İYİ Parti İl Başkanı. Misafirimiz de efendim. Aslında Sayın Başkan diye hitap etmiyoruz biz. Bilginiz olsun, yayın gereği öyle söylüyoruz. Dışarıda herkes abi diye hitap eder. Üsmen abi diye hitap eder. Reis diye hitap eder. Başkan diye hitap eder. Derdi olanın kapısını çaldığı insandır İYİ Parti İl Başkanı. Çay içmeye gelsin misafirler başkanım. İYİ Parti. Gelsinler. Açık değil mi? Açık, her daim açık. Efendim yarın sabah Gelecek Partisi İl Başkanı Sayın Cem Kavur'la beraber olacağız. Allah bir kaza bela, bir olumsuzluk olmazsa planımız o. Yine haberlerde buluşacağız. Hoşçakalın efendim.